Merhabalar. Geçenlerde bir tane model paylaştım. Bu ipi de çok beğendiniz. Gerçekten rengi de çok güzel. Kırçıllı bir bej rengi. Renk numarasını sormuşlardı. Renk numarası 152. Tekrardan göstermek istiyorum. Şimdi 3 boyutlu, her gönülde bir aslan yatar modeli dedikleri veya bülbül yuvası, kuş yuvası dedikleri modeli 2 çalışacağız ila 3 no birlikte. arasında bir tığ tercih edebilirsiniz. Elinizin sıkılığına göre. Angora tarzı bir ip tercih ediyoruz. Şöyle 3-4 adet zincir çektikten sonra, hatta 5 adet zincir çektikten sonra halkayı kapattık. Bu kısmı çok detaylı göstermeyeceğim çünkü klasik bildiğiniz fıstık modeli. Puf örgü biraz uzatarak 1, 2, 3, daha tok durmasını istediğim için dörtlü ben çalışmayı düşünüyorum. Kapatıyorum. Tek seferde kapatabilirsiniz veya şu kısımdan, ara kısımdan son ilmekle birlikte de kapatabilirsiniz. Arada 2 adet zincir var. Yine 1, 2, 3 ve 4 adet. Böyle bir seferde kapattığınızda daha sivri duruyor uç kısımları. Farkı o oluyor. Bunu kapatıyorum. Şimdi 1, 2 ve 3 adet zincirden sonra yine aynı yuvaya şu 2 adet fıstığı çalışalım. Arada 2 adet zincir var. Yine bir tane daha. Bunları beşerli de yapabilirsiniz. Kapattık. Birinci sırada 4 adet puf örgü var. İki tarafta karşılıklı birbirine bakıyor. Dönüşte şuradaki zincirin orta kısmına atlıyoruz. Yine buradan kapattıktan sonra uzatarak kenar fıstıklarını çalışıyoruz. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bunu her sırada tekrar edeceğiz. Arada muhakkak 2 adet zincir olacak. Ve bu şekilde. 1, 2 ve 3 adet, 3 adet zincir ördükten sonra şu orta kısımdaki 3 zincirin olduğu kısma atlayarak üçlü trabzan çalışıyoruz. 3 adet tekrar zincir al. 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2 ve 3 zincir. Al. Fıstıkları çalış gidiş ve dönüşte. Kenar puf örgüsünü beşer çalışmaya karar verdim. Daha güzel oldu bu ipte şu anda. Evet, kenar başaklarını, puf örgülerini ördükten sonra 1, 2 ve 3 adet zinciri alıyorum. İpi doladık. Şurada yapmış olduğumuz trabzanın, aynen istiridye şal modelindeki trabzanların çubuklarına örgüyü kurduğumuz gibi burada yine örgüyü kuracağız. Ve şöyle üçlü trabzan olarak 1, 2, 3, 4, 5 adet üçlü trabzan çalışıyorum. Örmeye devam edeceğim. Şurada bacağın bir tanesini aşağıya doğru ördük. Şimdi şu V şeklindeki şu bacağı dolduracağız. Şöyle tutuyorum ve şöyle. Bir, iki, üç, dört ve beş. Krokodil dandi modelinde olduğu gibi. Onda da bu şekilde aşağıya doğru iniyorduk. Şöyle V'nin şu kısmına 5, bu kısmına da 5 adet trabzan çalışmış olduk. Bu bizim yuvamız. Bu trabzanı çalıştıktan sonra yine 1, 2 ve 3 zincirli yan dolguları çalışıyorum. Buradaki fıstık dolguları çalışıyorum. Arka sıradayız. Kaçıncı sıramız oldu? Bir fıstık sırası, 2 trabzan, V trabzan sırası, 3 dolgu sırası. Şimdi 4. model sıramdayım.
Tekrar 1, 2 ve 3 adet zincir ipi alıyoruz. Şu arada bir alt sırada bırakmış olduğumuz kısma yine bir tane V şeklinde yuva yapıyorum. Üçlü trabzan ile. Şimdi 3 zincir al ve şu alt sıradaki şunun aynısı olan V'nin üstüne, burası önemli, modeli gösteren bu kısım, cılız olmaması iyi olur fıstığın, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ben 9 adet çalışacağım. Daha tombul olursa daha güzel duruyor örnek. Şöyle biraz tombul bir fıstık çalıştım. 1, 2 ve 3 zincirden sonra yine şu aradaki fıstıkla şuradaki trabzanlar arasındaki yere 1, 2 ve 3'te çektiğim bir trabzan çalıştıktan sonra 3 zincir V şeklindeki yuvayı buraya da uyguladık. Hep 3 zincir var aralarda. Elinizin sıkılığına göre bunu değiştirebilirsiniz. Arka sıra böyle. Şimdi bu fıstığı tekrar gidiş ve dönüşte çalışalım. Kenar fıstıklarından sonra yine 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Bakın şurada bu yuvamız, bu da aslanımız, kuş yuvası, bülbül yuvası, ne isim verirseniz, ne yakıştırırsanız artık, inciye de benziyor. 3 zincirden sonra yine şuradaki trabzanın üzerine oynatma hızlarını soruyorsunuz. Bazen hızlı örüyorsunuz diye yorumlar var. Aynı olan kısımları hızlı geçebiliyorum veya video düzenlerken hızlandırabiliyorum. Bu oynatma ekranında alt köşede ayarlar, bazılarında üst köşede sağda ayarlar kısmı var. Oradan oynatma hızını yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz. Yine şu V'nin şu kısmına 5 trabzanla devam ediyorum. Örmesi zevkli ve kolay bir örnek. Puf örgü, krokodil modeli, hepsi birleşmiş bir durumda. Krokodil modelinin yapılışını da yukarıdaki bağlantıdan görebilirsiniz. Ben çok severim. Eldivenlerde de güzel kullanılıyor. Evet, şimdi bu trabzanları tamamladıktan sonra 1, 2 ve 3 zincirle şuraya atlıyorum. Şu kısmı da aynı çalışalım. Fıstığı yapalım. Dönüş fıstığını yapalım. Tekrardan devam edelim. Ön sırayı bitirdik. Arkaya tekrardan devam ediyoruz. Yine 1, 2 ve 3 zinciri çalıştıktan sonra şimdi şu bir ön sırada yuvasını yapmış olduğumuz kısmın şu tepe noktasına fıstıkları çalışacağız. Şunların ortalarına. Ama ondan önce bir üst sırada çalışacağımız trabzanları da hazırlamamız gerekiyor. O yüzden şöyle alıyorum. 3 zincirden sonra al. Şu aradaki 3 zincirli yuvaya önce. Önce şuraya. Tekrardan 1, 2 ve 3. Şimdi al şuraya. Bir, iki, üç, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Bir, iki ve üç zincir al. Bu defa nereye? Şuraya. Şu arada kalan 3 zincire kuruyoruz örnekleri. Oraya yine tekrar
şuraya fıstık. Örgü. Bir, iki ve üç. Tekrar atlamadan şuraya. Şunu yapalım. Fıstıkları sıkmazsak daha güzel durur. Şunun gibi biraz daha uzun ve bombeli bırakalım. Şunu birazcık sıkmışım ben. Krokodil dandi modelinin neredeyse fıstıklısı diyebiliriz. Kenarı çalıştıktan sonra şu 3 zinciri yapıyoruz yine ve şuradan şunların hepsini bir alt sırada olduğu gibi bu şekilde trabzan çalışalım. Yuvayı çalıştıktan sonra yine 1, 2 ve 3 zincirle şunları yapıyoruz. Aynı işlemi uygulayalım. Arka sırayı son kez göstereyim. Önemli olan arka sırada hata yapmamak. Burada son kez söyleyeyim. 3 adet zincir çektikten sonra ipi al. Sıradaki şu 3 zincirli olan kısma V şeklindeki trabzanı çalış. Üç zincir bütün geçişlerde var. Birinci dikkat edeceğimiz nokta bu. İkincisi de ipi alıyoruz ve şu hazırlamış olduğumuz yuvanın tepe noktasına gelen kısmı şuraya uzun fıstığımızı çalışıyoruz ve bol bir şekilde. Ve 9. Şimdi şuradaki zincir sizi şaşırtmasın. Önde kalıyor şu zincir. Evet. Güzel güzel modeller çalıştık. Sizin sorduklarınızdan çalıştık. Facebook'ta, gruplarda merak edilenlerden çalıştık. Oynatma listelerimde hepsini görebilirsiniz. Tığ ve şiş ile yapılmış pek çok model mevcut. Bitmiş projelerim de var. Devamı da geliyor inşallah. Ve bu şekilde şalın kuruluşu, yapılışı bu şekilde. Ben bir miktar daha ilerleteceğim, daha sonra kenar süslemeleri hakkında biraz yorum yapacağım, ondan sonra çalışmamız bitecek. Modeli daha iyi görebilmeniz için 4-5 sıra kadar ördüm. Karşıdan baktığımızda da bu şekilde ve şöyle 3 boyutlu bir görüntüsü var. Şık bir model, zarif bir model. Çeyizlik çok da güzel olur. Dikdörtgen etolleri yapılabilir, üçgen şalları yapılabilir, biraz daha kalın iplerle, bebe yünleriyle bebek battaniyeleri yapılabilir, ebruli ipler kullanılabilir yine. Yine bazı hırkalarda da kol uçlarında, ön lastik kısımlarında birkaç sıra olarak uygulanabilir. Kenar süslemesi olarak ben bu modele saçak yakıştırıyorum. Saçak çok zarif olacaktır ve dolgun duracaktır. Yine eğer istersek şuralardan şöyle V şeklinde bacaklar uzatarak ucuna şu fıstıkları da çalışabiliriz. Evet, bir başka projede görüşmek üzere diyorum. Oynatma listelerimden diğer örneklerimi takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram ve Pinterest'ten Emine Toker Hobi Mühendisi olarak güncel olarak internetten dahil paylaşmış olduğum bütün albümlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.